Korku, hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu duyguyu hemen herkes yaşamıştır. Kimi zaman bir sınav öncesinde, kimi zaman sevdiklerimizi kaybetme düşüncesiyle, kimi zaman da geleceğin belirsizliğinden dolayı. Korku, hem bizi tehlikelerden koruyan bir savunma mekanizması, hem de bazen bizi kısıtlayan bir engel olabilir. Peki, korkularımızla nasıl yüzleşiriz ve onları nasıl aşarız? Korkularımızın kökenine inerek başlamalıyız. Evrimsel psikolojiye göre korku, hayatta kalmamız için geliştirdiğimiz temel bir duygudur. Atalarımız, doğada hayatta kalabilmek için tehlikeleri algılamak ve onlardan kaçınmak zorundaydılar. Bu tehlikeler, vahşi hayvanlar, doğal afetler veya diğer tehditler olabilirdi. Korku, bu tehditlere karşı hızlı ve etkili bir şekilde tepki vermemizi sağlayan bir uyarı sistemi olarak evrimleşmiştir. Ancak modern dünyada bu ilkel korkuların yerini daha karmaşık ve çoğu zaman rasyonel olmayan korkular almıştır. İş hayatında başarısızlık korkusu, sosyal reddedilme korkusu veya sağlıkla ilgili endişeler gibi. Korkularımızın birçoğu çocuklukta öğrendiğimiz veya deneyimlediğimiz olaylardan kaynaklanır. Bir çocuk, köpek tarafından ısırıldığında, bu deneyim onun ileriki yaşamında köpeklere karşı bir korku geliştirmesine neden olabilir. Benzer şekilde bir öğrenci bir sınavda başarısız olduğunda, bu durum gelecekteki sınavlar için bir korku kaynağı olabilir. Korkularımızın kökenini anlamak, onları aşmanın ilk adımıdır. Korkularımızın nereden geldiğini ve hangi deneyimlerden kaynaklandığını bilmek, bu duyguları daha iyi yönetmemize yardımcı olabilir. Korkularımızla yüzleşmek, cesaret gerektiren bir süreçtir. Cesaret, korkusuz olmak demek değildir. Aksine, korkuya rağmen harekete geçmeyi ifade eder. Stoacı filozoflar, korkularımızla yüzleşmenin ve onları aşmanın önemli bir kişisel gelişim aracı olduğunu vurgulamışlardır. Stoacılar, korkularımızın genellikle kontrol edemediğimiz dış faktörlerden kaynaklandığını ve bu nedenle bu korkuları kabul edip onlarla barışık yaşamamız gerektiğini savunurlar. Epiktetos, korktuğumuz şeylerin çoğu başımıza gelmeyecek şeylerdir derken, bizi korkularımızın rasyonel temellere dayanmadığını ve çoğu zaman zihnimizde büyüttüğümüzü hatırlatır. Stoacılık, korkularımızla başa çıkmada güçlü bir felsefi araçtır. Stoacılara göre, kontrolümüz dışında olan şeylere odaklanmak yerine kendi düşünce ve davranışlarımız üzerinde çalışmalıyız. Marcus Aurelius, kontrol edemediğin şeyler için endişelenmek sadece zaman ve enerji kaybıdır der. Bu düşünce, korkularımızı kabul etmemize ve onları daha iyi yönetmemize yardımcı olabilir. Stoacı filozofların önerdiği bazı teknikler şunlardır. Buraya kadar izlediğin bilgileri faydalı bulduysan, kanala abone olmayı düşünebilirsin. Videoyu beğenmeyi ve deneyimlerini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Bu destek bizler için çok önemli. Düşüncelerimizi yeniden çerçevelemek. Düşüncelerimizi yeniden çerçevelemek, korkularımızla başa çıkmamızda yardımcı olabilir. Olumsuz bir durumla karşılaştığımızda, durumu daha pozitif bir açıdan değerlendirmeye çalışmak, korkularımızın üzerimizdeki etkisini azaltabilir. Örneğin, bir iş görüşmesi öncesinde başarısız olacağım yerine, bu bir öğrenme fırsatı diye düşünmek, kaygıyı azaltabilir. Memento mori. Memento mori, yani ölüm meditasyonu, hayatın geçici olduğunu ve her anın değerli olduğunu hatırlatan bir uygulamadır. Bu meditasyon, korkularımızı daha perspektifli bir şekilde değerlendirmemize yardımcı olabilir. Ölümün kaçınılmaz olduğunu kabul etmek, yaşamın her anını daha anlamlı kılar ve korkularımızın etkisini azaltır. Duygusal bağımsızlık. Stoacılar, dışsal olayların kontrolümüz dışında olduğunu ve bu olaylara duygusal olarak bağımlı olmamamız gerektiğini savunurlar. Bu, duygusal bağımsızlık kazanmak için önemli bir adımdır. Örneğin, birisi sizi eleştirdiğinde, bu eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak almak yerine, eleştirinin kendisi üzerinde düşünmek ve onu yapıcı bir şekilde değerlendirmek, duygusal bağımsızlık sağlar. Psikolojik teknikler. Psikolojik teknikler de korkularımızla başa çıkmada bize yardımcı olabilir. Korkularımızı yazılı hale getirmek, onların somutlaşmasını ve böylece daha yönetilebilir hale gelmesini sağlar. Yazmak, aynı zamanda duygularımızı düzenlememize ve korkularımızı daha objektif bir şekilde değerlendirmemize yardımcı olur.
en kötü ne olabilir sorusunu sormak bu süreçte bize rehberlik edebilir. Bu soruyu yanıtlamak, korkularımızın gerçekte ne kadar mantıklı olduğunu anlamamıza ve onların üzerimizdeki etkisini azaltmamıza yardımcı olabilir. Maruz bırakma terapisi. Korkularımızla yüzleşmenin bir diğer önemli yolu maruz bırakma terapisidir. Maruz bırakma terapisi, korktuğumuz durumlarla kontrollü bir şekilde yüzleşmeyi ve bu durumlara alışmayı içerir. Örneğin, sosyal fobisi olan bir kişi, küçük adımlarla sosyal ortamlara girmeyi deneyebilir. İlk olarak, küçük bir arkadaş grubuyla buluşarak başlayabilir ve zamanla daha kalabalık ortamlara girmeyi deneyebilir. Bu süreç, korkunun zamanla azalmasını ve kişinin bu durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmesini sağlar. Maruz bırakma terapisi genellikle 3 aşamada uygulanır. Hazırlık aşaması, maruz kalma aşaması ve değerlendirme ile izleme aşaması. Bu aşamalarda kişi korkusunu belirler ve bu korkunun ne kadar yoğun olduğunu değerlendirir. Korkuyla ilgili düşünceler ve duygular incelenir ve bir maruz kalma planı oluşturulur. Daha sonra kişi belirli bir süre boyunca korkusuyla yüzleşir ve bu yüzleşme genellikle küçük adımlarla başlar ve zamanla daha yoğun durumlara doğru ilerler. Son olarak kişi maruz kalma deneyimini değerlendirir ve korkusunun ne kadar azaldığını gözlemler. Bu değerlendirme korkunun ne kadar yönetilebilir hale geldiğini ve kişinin bu durumla başa çıkma becerilerini geliştirdiğini gösterir. Meditasyon. Meditasyon, zihnimizi sakinleştirmemize ve korkularımızı daha objektif bir şekilde gözlemlememize yardımcı olur. Farkındalık, şu anki anı kabul etmeyi ve yargılamadan gözlemlemeyi içerir. Bu, korkularımızı daha iyi anlamamıza ve onları kabul etmemize yardımcı olabilir. Meditasyon ve farkındalık, aynı zamanda stres seviyelerimizi düşürerek korkularımızın üzerimizdeki etkisini azaltır. Farkındalık meditasyonu, şu ana odaklanmayı ve yargılamadan gözlemlemeyi içerir. Bu meditasyon pratiği, korkularımızı daha iyi anlamamıza ve kabul etmemize yardımcı olabilir. Farkındalık meditasyonu, genellikle rahat bir pozisyonda oturmayı veya uzanmayı, nefese odaklanmayı, düşünceleri gözlemlemeyi ve anı kabul etmeyi içerir. Bu meditasyon, korkularımızı daha iyi anlamamıza ve onların üzerimizdeki etkisini azaltmamıza yardımcı olur. Kendimize güvenmek. Korkularımızla yüzleşmek, kendimize olan güvenimizi artırır. Korkularımızın üstesinden geldiğimizde, kendimize olan inancımız ve güvenimiz artar. Bu, gelecekteki zorluklarla başa çıkma becerilerimizi de geliştirir. Korkularımızla yüzleşmek, kişisel gelişim yolculuğumuzda önemli bir adımdır ve bizi daha güçlü ve dirençli bireyler haline getirir. Öz şefkat. Korkularımızla yüzleşirken kendimize karşı nazik olmalı ve öz şefkat göstermeliyiz. Öz şefkat, kendimizi anlamak ve kabul etmek, kendimize karşı nazik ve destekleyici olmak anlamına gelir. Korkularımızla yüzleşirken, kendimize karşı eleştirel olmak yerine, kendimizi desteklemek ve motive etmek, bu süreci daha kolay ve etkili hale getirir. Destek almak. Korkularımızla yüzleşirken destek almak ve deneyimlerimizi paylaşmak da önemlidir. Ailemiz, arkadaşlarımız veya bir terapist, bu süreçte bize rehberlik edebilir ve destek olabilir. Korkularımızı paylaşmak, onları daha yönetilebilir hale getirir ve yalnız olmadığımızı hissetmemize yardımcı olur. Birçok insan korkularını aşmak için çeşitli yollar denemiştir ve bu süreçte edindikleri deneyimler başkalarına ilham kaynağı olabilir. Örneğin, ünlü bir konuşmacı olan Susan Jeffers, "Feel the Fear and Do It Anyway" kitabında kendi korkularıyla nasıl başa çıktığını anlatır. Jeffers, korkularımızın üzerine gitmenin ve onlarla yüzleşmenin önemini vurgular. Benzer şekilde, yazar ve araştırmacı Brené Brown, Daring Greatly kitabında, kırılganlığın ve korkularımızla yüzleşmenin cesaret gerektirdiğini ve bu cesaretin bizi daha güçlü kıldığını anlatır. Bilimsel araştırmalar da korkularımızla başa çıkmanın yollarını incelemiştir. Örneğin, Penn State Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, korkularımızı yazmanın ve bu yazıları tekrar tekrar okumanın, korkularımızın üzerimizdeki etkisini azalttığını göstermiştir. Benzer şekilde, UCLA'da yapılan bir başka araştırma, meditasyon ve farkındalık pratiklerinin, beyindeki stres ve kaygı ile ilişkili bölgeleri sakinleştirerek,
korkularımızın üzerimizdeki etkisini azalttığını ortaya koymuştur. Bir benzer duygu ise endişedir. Endişe tıpkı korku gibi hayatımızın doğal bir parçasıdır ve belirli bir dereceye kadar sağlıklıdır. Ancak aşırı endişe veya evham günlük yaşamımızı olumsuz etkileyebilir ve bizi kısıtlayabilir. Endişe, gelecekteki belirsizliklerle ilgili kaygılarımızdan kaynaklanır ve genellikle olumsuz sonuçlara odaklanmamıza neden olur. Peki, endişe ve evhamla nasıl başa çıkabiliriz? Endişe, genellikle kontrol edemediğimiz durumlarla ilgili kaygılarımızdan kaynaklanır. Bu durumlar, işteki performansımız, sağlığımız, sevdiklerimizin güvenliği veya gelecekle ilgili belirsizlikler olabilir. Endişelerimizi yönetmek için kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler arasında bir ayrım yapmamız önemlidir. Kontrol edemediğimiz durumlar üzerinde endişelenmek sadece zaman ve enerji kaybına neden olur. Kontrol alanını belirlemek. Endişelerimizle başa çıkmanın ilk adımı kontrol alanımızı belirlemektir. Kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak bizi daha etkili ve verimli kılar. Örneğin, iş yerindeki performansımızla ilgili endişelerimiz varsa, bu endişeleri azaltmak için yapabileceğimiz somut adımlara odaklanmalıyız. İşimizi daha iyi planlamak, becerilerimizi geliştirmek veya iş arkadaşlarımızdan yardım istemek gibi. Geleceği planlamak. Endişelerimizin birçoğu gelecekle ilgili belirsizliklerden kaynaklanır. Geleceği planlamak ve olası senaryoları göz önünde bulundurmak endişelerimizi azaltabilir. Örneğin, finansal endişelerimiz varsa bir bütçe planı yapmak ve tasarruf etmek bu endişeleri yönetmemize yardımcı olabilir. Rahatlama teknikleri. Endişelerimizle başa çıkmak için rahatlama teknikleri de kullanabiliriz. Derin nefes alma, meditasyon, yoga ve diğer gevşeme teknikleri bedenimizi ve zihnimizi sakinleştirir. Bu teknikler endişelerimizin üzerimizdeki fiziksel ve duygusal etkilerini azaltır. Pozitif düşünme. Endişelerimizi yönetmek için pozitif düşünme tekniklerini de kullanabiliriz. Olumsuz düşüncelerimizi fark etmek ve onları pozitif düşüncelerle değiştirmek endişelerimizin etkisini azaltabilir. Örneğin, başarısız olacağım yerine elimden gelenin en iyisini yapacağım diye düşünmek kaygıyı azaltabilir. Gerçekçi beklentiler. Endişelerimizin birçoğu gerçekçi olmayan beklentilerimizden kaynaklanır. Kendimize ve çevremize karşı daha gerçekçi beklentiler belirlemek endişelerimizi azaltabilir. Örneğin, mükemmeliyetçilik, başarısızlık korkusunu artırabilir ve bu da endişelerimizi besler. Kendimize ve başkalarına karşı daha anlayışlı ve kabul edici olmak endişelerimizi yönetmemize yardımcı olur. Sosyal destek. Endişelerimizle başa çıkmak için sosyal destek aramak da önemlidir. Ailemiz, arkadaşlarımız veya bir terapist endişelerimizi paylaşmamıza ve daha yönetilebilir hale getirmemize yardımcı olabilir. Endişelerimizi paylaşmak, yalnız olmadığımızı hissetmemize ve destek alarak bu duygularla başa çıkmamıza yardımcı olur. Profesyonel yardım. Aşırı endişe ve evham profesyonel yardım gerektirebilir. Bir terapist veya danışman endişelerimizi yönetmemize ve bu duygularla başa çıkmamıza yardımcı olacak stratejiler sunabilir. Bilişsel davranışçı terapi, BDT gibi terapiler, endişelerimizin kökenini anlamamıza ve onları yönetmemize yardımcı olabilir. Endişe de hayatımızın doğal bir parçasıdır. Ancak aşırıya kaçtığında yaşam kalitemizi olumsuz etkileyebilir. Endişelerimizin kökenini anlamak, onları kabul etmek ve yönetmek için stratejiler geliştirmek, daha huzurlu ve dengeli bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Korkularımız ve endişelerimizle yüzleşmek, kişisel gelişimimizin bir parçasıdır ve bizi daha güçlü, dirençli bireyler haline getirir. Korkularımızı ve endişelerimizi aşmak, yaşam kalitemizi artırır ve bizi daha güçlü bireyler yapar. Bu süreçte kendimize karşı nazik olmalı, destek aramalı ve korkularımızla yüzleşmek için cesaret göstermeliyiz. Korkularımızı ve endişelerimizi kabul etmek ve onlarla barışık yaşamak, daha huzurlu ve dengeli bir yaşam sürmemizi sağlar. Bu yolculuk, kendimizi daha iyi tanımamıza ve potansiyelimizi keşfetmemize olanak tanır. Korkularımız ve endişelerimizle yüzleşmek, hayatta daha anlamlı ve tatmin edici bir yolculuğa çıkmamıza yardımcı olur.